Merhaba. Sepsis ya da septik kelimelerini duyduğunuzda aklınıza mikroplu ya da pis bir şey geliyor olabilir. Septik şok da vücudunuzda mikroplu ya da pis bir şeyden ziyade bir enfeksiyona ya da iltihaplanmaya sebep olan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Kanımız normalde temizdir ve içinde enfeksiyona sebep olacak bir madde bulunmaz. Ama az önce de söylediğim gibi septik şokta böyle bir durum gelişir. Bir enfeksiyon ya da iltihabın sebep olduğu septik şok, doku perfüzyonunun yani dokulardaki oksijen oranının azalması ve hipotansiyon yani düşük tansiyonla kendini gösterir. Septik şok, sepsis olarak adlandırılan bir kategori içinde yer alır. Şimdi size septik şokun sınıflandırılmasını anlatmak için biraz detaya girmem gerekecek. E, sepsisi bir spektrum olarak düşünün. Bu uçta hafif vakalar, bu uçta da ciddi vakalar yer alır. Septik şok spektrumun ciddi vakalar ucundadır. Diğer durumları da inceleyecek olursak, sepsis spektrumuna yerleştirebileceğimiz ilk durum sistemik inflamatuar yanıt sendromudur. Ya da kısaltılmış haliyle SIRS. İsminden de anlaşılabileceği gibi bu inflamasyonla ilgili bir duruma verilen cevaptır ancak bir enfeksiyon olması gerektiği anlamına gelmez. Bir hastaya sistemik inflamatuar yanıt sendromu teşhisi konulabilmesi için hastanın az sonra bahsedeceğim 4 belirtiden en az ikisine sahip olması gerekir. Bu belirtilerden ilki 38 dereceden yüksek veya 36 dereceden düşük ateştir. Vücudumuzun normal sıcaklığının yaklaşık olarak 37 derece olduğunu da hemen not edelim. Vücut sıcaklığının bundan çok ya da az olması belirtilerden biri olabilir. Bir sonraki belirti nabzın 90'dan yüksek olmasıdır. Yüksek bir nabız ya da taşikardi dendiğinde akla nabzın yüzden yüksek olması gelir. Ama sistemik inflamatuar yanıt sendromu belirtisi olabilmesi için nabzın 90'dan yüksek olması yeterlidir. Solunum oranının 20'den yüksek ya da karbondioksit kısmi basıncının 32'den düşük olması da belirtilerden biri olarak kabul edilir. Şu ana kadar ateş, nabız ve solunum oranının buna hızlı solunum da diyebiliriz belirtiler arasında olduğunu gördük. Bu arada karbondioksitin kısmi basıncı normalde 40'tır ve bunun 32'den düşük olması hızlı soluk alıp verme sonucu karbondioksitin daha hızlı bir şekilde vücut dışına atılması anlamına gelir. Normal solunum oranı da 12 ile 15 arasındadır. Son belirti aküvarlarla ilgili. Kandaki aküvar sayısının 12.000'den fazla ya da 4.000'den az olması sistemik inflamatuar yanıt sendromu belirtisi olarak tanımlanabilir. Bakın isterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Vücudunuz duruma normal bir şekilde cevap verip aküvar yani bağışıklık hücresi sayısını artırıyor. Ya da daha da tehlikeli bir şekilde vücudunuzda enfeksiyona sebep olan şey bakteri ya da virüs savaşı kazanmak üzere yani kandaki aküvar sayısı olması gerektiğinden daha az. Buna ek olarak bant hücrelerinin %10'dan fazla olması da bu belirtiyi doğrulayabilir. Bant hücreleri genç ve olgunlaşmamış aküvarlardır. Kanda bulunma sebepleri vücudun birdenbire çok fazla sayıda aküvar üretmeye ihtiyaç duyduğunda çok hızlı üretim yapması gerektiği için elinde olan ve henüz olgunlaşmamış olan bu hücreleri kandaki enfeksiyonla savaşmaları için salıvermesidir. Bunlar geniş çaplı iltihaplanmaya işaret eden klinik bulgulardır. Koşuya ya da yürüyüşe çıktığımızda bu belirtilerden ikisini gösteririz. Yani nabzımız ve solunum oranımız artar. Bu yüzden de sistemik inflamatuar yanıt sendromu açısından düşündüğümüzde aklımıza bu klinik tablonun tamamını getirmeliyiz. Spektrumda sırada sepsis var. Sepsis, doğrulanmış bir enfeksiyonla seyreden sistemik inflamatuar yanıt sendromudur. Hasta eğer organ hasarı ya da yetmezliğine yönelik belirtiler gösteriyorsa, sepsis daha ciddi bir durum olarak değerlendirilir. Örneğin çok hızlı solunum yapan, solunumda güçlük yaşayan bir hastanın akciğer dokusu hasar görmüş olabilir. Ya da ciddi karın ağrısı şikayeti olan bir hastanın bağırsakları delinmiş ya da bağırsaklarıyla ilgili başka sorunları olabilir. İdrarında azalma yaşayan bir hastanın da böbrekleri hasarlı olabilir. Organ hasarının olup olmadığını ve seviyesini belirlemek sepsisin ciddiyetini belirlemeye yardımcıdır. Bundan sonra septik şok yani sepsis artı inatçı hipotansiyon gelir. İnatçı hipotansiyon denmesinin sebebi de şu, sağlık uzmanları hastaya sıvı verirler ama hipotansiyon bu durumda bile geçmez. Bu noktada yeterli sıvı doygunluğunun kilogram başına 30 mililitre olduğunu da eklemek istiyorum. Yani hastanın kilosunun hesaba katılması gerekir. Örneğin kilosu 50 olan bir hastaya bir an önce 1500 mililitre sıvı verilmesi gerekir. Tansiyon bu sıvı alımına cevap verip yükselmezse hasta şoka girer. Son olarak da sepsis spektrumunun en ciddi ucunda yer alan MODS, M -O -D -S, yani çoklu organ yetmezliği sendromundan bahsetmek istiyorum. Bu durum septik şok artı organ yetmezliği durumuna verilen addır. Ha bu arada ciddi sepsis durumlarında organ yetmezliği olduğunu söylemiştik. Organ yetmezliğine örnek olarak solunum güçlüğü, gastrointestinal iskemi, yani bağırsakların yeteri kadar oksijen alamaması ve bunun sonucu ortaya çıkan gastrointestinal delinmeler, idrarda azalma olarak kendini gösteren böbrek problemlerini verebiliriz. Ciddi sepsis vakkalarında görülen bu organ yetmezlikleri çoğu zaman geri çevrilebilirken, çoklu organ yetmezliği sendromunda iyileşme şansı yok. Çünkü karaciğerde fonksiyonlarını yitireceği için vücudu toksinlerden arındırma görevini yerine getirememeye başlar. Ve bu durum vücuttaki enfeksiyona sebep olan maddelerin yani bakteri ya da enfeksiyonun temizlenememesi sonucu vücudun iflas etmesi anlamına gelir. Sepsisin erken teşhisi, durumun septik şok ya da çoklu organ yetmezliği sendromuna ilerlemesini engelleyeceği için çok ama çok önemlidir. Hoşçakalın.